Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Arkadaşlar eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfamı büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bu gelişmeleri güncel olarak sizlere aktarmak adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz bu anlamda faydalanmış ve güncel kalmış olursunuz. Bunu da söyledikten sonra hemen rutinime geçecek olursam arkadaşlar, kripto para piyasa değerimizin 325.7 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dün 320 milyar dolarlar mertebesindeydik. Bitcoin piyasa değerinin ise 203.6 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Dün 200 milyar dolarlar mertebesindeydi. Bitcoin dominansın düne göre ufak tefek bir gerilemeyle %62.5 seviyesine geldiğini görüyoruz. Çünkü dün %62.8 seviyesindeydi CoinMarketCap verilerine göre. Ama biz genelde Bitcoin dominansını biliyorsunuz TradingView tablosunda incelemeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. TradingView tablosuna da bakınca dünden beridir Bitcoin dominansında ufak tefek düşüşler var. Çünkü dün satışlarla geçti ve fiyatta halen daha belirsizlik hakim. Bitcoin genelde zaten sabit hareketler yaparken, paralel hareketler yaparken bu görmeye alışkın olduğumuz bir şey. Ama tabii ki bu alan çok altcoin'ler için, aslına bakarsanız matematiksel açıdan oran anlamında bu alanda akümüle olması altcoin'ler için bir fırsat gibi gözüküyor, ama genelde Bitcoin'de böyle sert hareketlerden sonra birkaç gün böyle sabit hareketler görüp yukarı veya aşağı tekrardan sert hareketler gördüğümüz için bu alanda altcoin trade'ini ben birazcık riskli görüyorum Bitcoin hareketini yapmadan önce arkadaşlar. Yapan arkadaşları da bunu dikkate almalarını söylüyorum. Çünkü Bitcoin'de sert bir hareket görmemiz durumunda Bitcoin dominansında tekrardan artışlar göreceğizdir. Dolayısıyla bunu dikkate almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Messari'de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 2.2 milyar dolara gerilediğimizi görüyoruz ki dün 4.3 milyar dolarlar mertebesindeydik arkadaşlar. Dünden beridir fiyatta bir belirsizlik var. Belli bir alana hapsolmuş gibi gözüküyor. 11.000 seviyelerinde konsolide oluyor fiyat. Dolayısıyla bu borsalardaki hacim düşüşlüğünün sebebi olarak algılanabilir. Endişe edilecek seviyede değil, zaten 1 milyar doların üstünde olduğu müddetçe arkadaşlar trade iştahının devam ettiğini düşünüyoruz biliyorsunuz. Uzun zamandır bahsetmediğim bir gösterge var arkadaşlar. Fear and Greed Index. Bu korku ve açgözlülük endeksi olarak çevrilebilir. Dün ekstrem seviyelerdeydi. Ekstrem açgözlülük seviyesindeydi. Ekstrem açgözlülük ve ekstrem korku seviyeleri. Ekstrem açgözlülük alanı burası. Ekstrem korku alanı burası. Bu seviyelere geldiğimizde ters yönde hareketler görmenin mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu metrike bakarsak bence müthiş sağlıklı bir metrik değil bu. Ama yine de hani piyasa algısını göstermesi açısından önemsenebilecek bir gösterge arkadaşlar. Genelde çünkü 70 seviyesinin üstüne çıktığımızda, ki 2019'da 70 seviyesinin üstünde yer almışız genelde. Ondan önceki ve sonraki dönemlerde 70 seviyeleri genelde bir direnç olarak çalışmış gördüğünüz üzere. Yani 70'in üstüne çıktığı zaman açgözlülük, fiyat ters yönde hareketler yapıyor Bitcoin tablolarında bu verilere göre. Tekrardan olabilir. Dediğim gibi çok sağlıklı bir gösterge olduğunu düşünmüyorum. Ama dikkate almak gerekir. Şu anda da nitekim o açgözlülüğüne hakim olduğunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Teknik analiz tablomuza bakınca arkadaşlar, 2 gün önce paralel kanalımızı kırmıştık. Üstünde günlük mum kapatmıştık. Buradaki momentumun büyük oranda asıl direnç alanım olan, majör direnç alanı olarak ifade ettiğim 10.500'ün kırılmasıyla beraber olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Ama paralel kanal formasyonumuza şu alanda alt kanat çok riayet etmişti. Üst kanat için çok fazla tecrübemiz yoktu. Biraz da ona bağlı olarak bu alanın kırılmasıyla momentum yaratılmadığını düşündüğümü söylemiştim arkadaşlar. Ama görünen o ki fiyat paralel kanal formasyonumuza riayet etmeye devam ediyor. Dünkü satışlar tam olarak oradan tepki aldı ve bu bir retest olarak değerlendirilebilir. Şuna 4 saatlikte baktığımızda belki daha da net görebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat ederseniz paralel kanalımızın üst hattından tepki aldık. Yukarı yönlü hareketimize şu anda kısa vadede devam ediyoruz gibi gözüküyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da bu anlamda paylaşmak istedim. Halen daha bu formasyon benim için güncelliğini koruyor. Onu söylemiş
olayım arkadaşlar. Kısa vadeli teknik analiz tablomuzda ufak bir formasyondan bahsedebiliriz. Çok ağırlık vermiyorum 4 saatlik de 1 saatlikteki formasyonlara. Genelde günlük tablolardaki formasyonlara, şunun gibi daha ağırlık veren bir insanım. Beni izliyorsanız bunu bilirsiniz arkadaşlar. Burada belki de bir simetrik üçgen formasyonu oluşuyor olabilir arkadaşlar. Şu anda hızlıca çiziyorum. Çok düzgün çizemeyebilirim, ona takılmayın, ama seviyeleri görme açısından şöyle bir formasyonun içinde olabiliriz arkadaşlar. Bu formasyondan en geç yarın sabah 4 UTC saatine göre sabah 4'te çıkmamız mümkün olabilir. Önümüzdeki saatlerde çıkmamız durumunda hemen hemen takribi 11.100 ile tam çıktığı alanda 11.000 seviyesinden çıkacağız buradan. Yukarı yönlü kırmamız durumunda yukarı yönlü bir momentum olabilir. Ya da aşağıda 10.900 ile 11.000 seviyesi aralığında çıkacağız. Bu tip formasyonlar genelde arkadaşlar kırılması durumunda momentum yaratabileceği için izlediğimiz formasyonlar. Şu anda üst kanadını Bitcoin'in denediğini görüyoruz. Bu simetrik üçgenler kendi özelinde çok fazla yön söyleyen formasyonlar olmamasına rağmen bir önceki trendi takip etmesini sağlayacak formasyonlar olarak görülüyor. Bir önceki trend kuvvetli bir yükselen trend olduğu için burada konsolide oluyoruz. Tekrardan yukarı yönlü bir kırılmayı beklemek teknik açıdan daha mümkün. Yukarı yönlü bir kırılma olması durumunda ise arkadaşlar yukarıda izlediğimiz direnç alanlarında bir değişiklik yok. 0786 Fibonacci seviyesi 11.700'e denk geliyor. Bir önceki tepe noktası 12.000'e denk geliyor. Bu ikisinin aralığı 11.700 ile 12.000 aralığı izleyeceğimiz birinci direnç alanı. Dün de bundan detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Aynı zamanda CME vadeliler tablosundaki boşluk da bu alana denk geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu alan izleyeceğimiz alan olarak ortaya çıkıyor. CME vadeliler tablosundaki boşlukta 11.800'e geliyor. Bu alana gelip bir doğrulama görmemiz bu teknik prensipler açısından mümkün olabilir. İzlemeye devam edeceğiz. Bu anlamda arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Bunda değişen bir şey yok. Peki aşağı yönlü bir hareket görmemiz durumunda, şu anda üst kanadı zorluyoruz ama aşağıya bir hareket görmemiz durumunda da yine dün söylediğimiz gibi 10.500-10.000 aralığı önceki majör direnç alanımız, artık desteğe dönüştüğü için izleyeceğimiz destek alanı 10.500-10.000 alanı olacak. Bunda değişen bir şey yok arkadaşlar. Bir Glassnode verisi var arkadaşlar. Bu veriden daha önce defalarca bahsetmiştim ama şu andaki fiyat hareketlerine rağmen atılan bir tweet bu arkadaşlar. 11.000 seviyelerine gelmemize rağmen, yukarı yönlü hareket görmemize rağmen borsalardaki Bitcoin bakiyelerinin ciddi bir şekilde artmadığını, hala stabil olarak sirküle olan Bitcoin'in sadece %14.5'lik kısmının borsalarda olduğunu söyleyen bir tablo. Şu turuncu tablo borsa bakiyeleri, siyah olan da arkadaşlar Bitcoin fiyat tablosu. Borsa bakiyelerinde düşük seviyelerdeyiz. Ufak bir yükselme var. Yani 10.000 seviyelerinde, 10.500'lerde, 11.000'lerde satan insanlar için bu, ama halen daha sabit ve düşük seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Yani çok fazla Bitcoin tutan insanların borsalara Bitcoin'lerini yollamadıklarını görüyoruz. Yolladıkları zaman genelde satmak için yolluyorlar. Bunun ekstrem bir şekilde çıkması durumunda, mesela şurada olduğu gibi, Mart'taki çöküşten önce olduğu gibi çıkması durumunda arkadaşlar, çöküşle eş zamanlı veya öncesinde görüyoruz. Yani şu anda genel piyasa algısında bir değişiklik yok. İnsanlar fiyatın yükselme ihtimalinin uzun vadede daha yüksek olduğunu görüyorlar. Çünkü bu göstergeyi değiştiren şey genelde ufak çaplı traderların hacimleri değil, büyük Bitcoin tutan balinalar olarak nitelendirdiğimiz, daha çok uzun vadeli bakan insanların bakiyeyi arttırması oluyor. Yani Bitcoin'lerini borsa bakiyelerine yönlendirmeleri oluyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir durum olmadığını ortaya koyuyor arkadaşlar. Bununla beraber baktın vadeliler tablosunda ekstrem seviyelere tekrardan çıkıldığını, rekorlar kırıldığını söylüyor. Dünün bir verisi arkadaşlar. Şu siyah olan baktın fiziksel Bitcoin'le desteklenen vadelilerinin
hacmi. Koyu gri olan ise nakitle desteklenen vadelilerin hacmi. İkisinde de ciddi artış görüyoruz. Önceki günde de artış görmüştük. Bugün de dün de artış görüyoruz. İki gün önce de artış görmüştük. Dolayısıyla büyük oyuncuların da tekrardan Bitcoin'deki hareketlilikle beraber iştahlarının arttığını, ilgilerinin arttığını gösteren bir tablo arkadaşlar. Öyle ki Bitcoin vadelilerini genel olarak ele alan Glassnode verisinde de 5 ayın rekor seviyesinde ulaşıldığını söylüyor. Açık pozisyonlarda, yani şu anda büyük oyuncular da alana tekrardan girmeye başlıyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda Grayscale Crypto fonunun son 11 günde 1 milyar dolar büyüdüğünü söyleyen bir haber var arkadaşlar. Sadece Grayscale 4.3 milyar dolarlık Bitcoin trust sunuyor, yani 4.3 milyar dolarlık Bitcoin elinde tutuyor. Aynı zamanda farklı varlıklarda da var. Burada bütün varlıklarını görüyoruz, ellerinde tuttuklarını arkadaşlar. Son 6 haftadır Bitcoin hiç almamalarına rağmen 11 günde 1 milyar dolarlık bir artışın sebebi özellikle Ethereum ve BCH bazlı diğer altcoin'lere yatırım yapmaları gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani büyük oyuncular şu anda bütün bir alanla ilgilenmeye devam ediyorlar arkadaşlar. Büyük yatırım bankalarından biri olan Oppenheimer'ın yetkilisi Ari Walt isimli teknik analiz ekibinin başındaki kişi şöyle bir şey söylemiş. Şu anda başa baş gitmelerine rağmen performans açısından altın ve Bitcoin'de, yani ikisinde de yukarı yönlü hareket olmasına rağmen, şu anda bir tercih yapılması gerekirse Bitcoin yatırımının altından daha doğru bir tercih olacağına inandığını söylemiş arkadaşlar. Bitcoin supply'in, yani Bitcoin tedariğinin, tedarik edilen Bitcoin'in, öyle söyleyeyim arkadaşlar, tedarik edilen Bitcoin'in %95'inin kârda olduğunu söyleyen bir haber var arkadaşlar. Şöyle onu açıklamama müsaade edin arkadaşlar. 27 Temmuz tarihinde arkadaşlar Bitcoin'ler, yani tam olarak arz edildikten sonra ilk arz edilmeleriyle şimdi arasında karlılık yakalayan, yani ilk arz edildikleri zamandan bugüne kadar karlılıkları %95'inin kâra ulaştığını söylemiş. Biraz güçlük çekiyorum bu konuları birazcık böyle Türkçe açıklamaya çalışırken arkadaşlar, onun için özür diliyorum. Özellikle 11.400 seviyesine yakaladığımızda arz olunan Bitcoin'lerin %95'inin kâra geçtiğini söyleyen bir tablo. Bu seviyelere en son Haziran 2019'da gerçekleşen ve 13.800 seviyesini denediğimizde yakalamışız. Bu da bir chain analiz açısından önemli bir gösterge arkadaşlar. Aynı zamanda Bitcoin'in ilk ortaya çıktığı zamandan bu zamana kadar, mesela ilk başta Bitcoin alınması durumunu baz alan bir şey var. Şöyle diyor arkadaşlar. 3633 günlük bir süreci ele almışlar. Bitcoin tutmanın bu sürecin 3548'lik kısmında karlı olduğunu söylemişler. Yani %97.7'lik kısımda Bitcoin kazandıran bir varlık olmuş. Yani bu 3000 küsür günlük süreçte, 2010'dan beridir hemen hemen listeleniyor, hep yukarı yönlü hareket yapmış demek arkadaşlar bu. Yani ufak doğrulamaları dikkate almazsak. Aynı zamanda tekrardan bir Glassnode verisi var arkadaşlar. Bu da bu haberin Glassnode açısından göstergesi. Şu seviye Haziran 2019'daki seviye arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %93, %95'e yakın diye haberde geçiyor zaten. Almost 95 diyor. %93'lük kısmı en son bu seviyeye Haziran 2019'da çıkmışız arkadaşlar. İlk arz edilmesinden bu zamana kadar geçen süreyi baz almış bu metrik arkadaşlar Bitcoin'lerin. Aynı zamanda sadece 13 kripto borsasının gerçekten güvenli bir trading hacmi gösterdiğini söylemiş CoinMetric firması arkadaşlar. Bu çalışmanın ismi Trusted Volume Framework'müş. Şu borsalar onlar: Binance US, Bitbank,
Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Bitrex, Jaxio, Coinbase, Gate.io, Gemini, Itbit, Kraken ve Poloniex olarak geçmiş arkadaşlar. Şurada bunu görebilirsiniz. Sayfamın bütün burada bahsettiğim biliyorsunuz haberleri, tweetleri videomun açıklamalar bölümüne koruyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar detaylı bir şekilde. Üçünü de geçenleri şimdi zaten okudum. Üçünden de kalan tek bir borsa var. O da OKEX arkadaşlar. Eğer OKEX kullanıyorsanız bunu dikkate almanızı tavsiye ederim. Bugün söyleyeceklerimin sonuna geldim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, mümkünse yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.